beton. Organik moleküller. Burada çok fazla ışık var. Bu benim... Aa, hayır, sensin. Ergenlik hormonlarının neden olduğu yağlı parlak halinle. Ah. Ah. Gözümü kamaştırıyor. Hadi bakalım. Hadi. Organik moleküller. Isn't he lovely? Genial. Evrende bizi çevreleyen tüm maddeleri oluşturan 100 kadar kimyasal element vardır. Ancak canlı varlıkları oluşturan moleküllere bakarsak bunlar çoğunlukla sadece 4 elementten oluşur. Karbon, hidrojen ve daha az miktarlarda oksijen ve azot. Sadece karbon ve hidrojen içerdiklerinde onlara hidrokarbonlar denir. Diğer atomları içerdikleri zamansa kimyasal bir ailenin karakteristik bir grubuna ait oldukları söylenir. En çok bilinen kimyasal aileler alkoller ve karboksilik asitlerdir. Asetal, hemiasetal, ketene imin, fosfazen, nabila, sülfoksit. Ne oldu köpek? Nabila dedim mi? Benim için şimdilik bu kadar. Ayrıca silikon inorganik bir bileşiktir. Görülecek hiçbir şey yok, konu dışı. Lulu'ya iyi görünüyor. Sadece basit bağlar içeren bir hidrokarbona alkan denir. Alkanların karbon zinciri çizgisel veya dallanmış şekilde olabilir. İlk 4 dallanmamış alkan şunlardır. Metan, etan, propan ve bütan. Bunlardan sonrakiler için Yunan numaralandırmaları kullanılır. 5 atom için pentan, pentagondaki gibi, 6 içinse heksana, heksagonda olduğu gibi. Eğer dallanma varsa bir alkandan daha düşük bir hidrojen taşır. Adı an yerine il son ekiyle sona erecektir. CH4 metan, CH3 metildir. C2H6 etandır, C2H5 etildir. Bunun gibi. Bu yüzden akşamları çok fazla C2H5 tükettiğinizde ertesi sabah kokan çok fazla CH4 çıkardığınızı söylemek isterim. Bu bir kimyager şakası. Evet, alkolik bir kimyager. Bir alkan ismi oluşturmak için ilk olarak en uzun karbon zinciri tanımlanır. Bu isimdeki an kısmını verir. Burada 6 atom var. Dolayısıyla molekülün adı heksanla biter. Daha sonra il ekini verecek çeşitli dalları belirleriz. İki özdeş varsa di ön ekini ekleriz. Son olarak alfabetik sıraya göre düzenlenirler. Dolayısıyla etil metilden önce gelir. Örneğimizde 3. karbonda etil, 2. ve 4. karbonlarda 2 tane metil var. Molekülün tam adı 3 etil 2 4 dimetil heksan olacaktır. Hadi, bakalitin moleküler yapısının çizimine bakalım. Bu 1907 ile 1909 yılları arasında Belçika'da Leo Backlund tarafından geliştirilen fenoplastı hatırlatan bir bakalit. Göreceksiniz, bu çok güzel bir şey. Bu size Bay Oberti'nin plastik sanatı dersini hatırlatacaktır. Sizi kusturacak kömürde karalamadan da bahsedebiliriz kesinlikle. Evet. Hadi bakalım. Alkol bir anlamda karbon ve hidrojen atomu arasına girmiş oksijen atomundan oluşan bir alkanstır. Oksijen atomu ve ona bağlı hidrojenin atomu daha sonra hidroksil grubu adı verilen başka karakteristik bir grup oluşturur. Molekülün adı O'la bitiyor. Metan, metanol olur. Etansa etanol olur. Bu bütün alkollü içeceklerde bulunan alkoldür. Molekülün adlandırılma şekli de aynıdır. Sadece OH grubunu taşıyan karbon atom sayısının belirtilmesi yeterlidir. Burada propan 2 ol ve orada propan 1 ol var. Evet, işte bakalit. Ama iyi. Uzun ve dolambaçlı. İşte Nobel Kimya Ödülü'ne giden yol bu. Anladınız mı? Sonuç olarak bir alkan, basit bağlar içeren bir hidrokarbondur. Doğrusal veya dallanmış olabilir. Adı zaten bize bütün yapısını anlatıyor. Alkol, hidrojen yerine moleküldeki çeşitli noktalarda bulunabilen bir OH hidroksil grubu içerir. Adı daha sonra ol son ekiyle biter. Ne sikloheksil ne? 2 morfolinoetil,
karbometoksi, petolyen sülfonat, benzotiazol, bir iloksitris. Ah! Bu Roberto beni korkuttu. O bekçidir, Roberto. C'est Roberto.